Hoş geldin bahar. Bir varmış, bir yokmuş. Dumanlı dağların altında mutlu insanların yaşadığı, kimselerin bilmediği yemyeşil bir yer varmış. Buraya duman içi derlermiş. Dağda dumanın işi ne? Yoksa yangın mı var diye endişelenmeyin. Kocaman dağlar hepsiyle kaplı olduğu için böyle bir benzetme yapmışlar. Duman içinde güzel bir sonbahar yaşanıyormuş her yer sarının, turuncunun, kahverenginin bütün tonlarıyla renklenmiş. Duman içinin en güzel yeri türlü bitkinin yetiştiği çiçek bahçesiymiş. Burada mevsimine göre rengarenk çiçekler olurmuş. Bahçenin sahibi çiçekçi amca çiçeklerini sevgiyle büyütürmüş. Bir sabah çiçekçi amca heyecanla uyanmış. Takvime bakıp, ''Evet, tam zamanı diyerek gülümsemiş. Çiçek bahçesine gidip kızına seslenmiş. Hadi kızım bahçeye gel. Bugün sümbül dikmek için en uygun gün. Tomurcuk babasının yanına gelmiş. Babacığım sonbahar mevsiminde değil miyiz? Yakında kış gelecek. Ya sümbüllerimiz karın altında kalıp donarsa? Bak kızım. Bu elimdekiler sümbül soğanı. Her yere mis gibi kokular yayan güzel çiçekli sümbüller. Bu soğandan oluşuyor. Sonbaharda toprağa dikip üzerini kapatıyoruz. Kış boyunca sabırla toprağın altında kendini bahara hazırlıyor. Karlar eriyip havalar ısınmaya başlayınca da mis kokulu çiçekler çıkıyor. Tomurcuk duyduklarına inanamamış. Yuvarlak soğanın güzel bir çiçeğe dönüşecek olması onu çok şaşırtmış. Tomurcuğun şaşkın bakışlarını gören babası Tırtıl sabırla kozasında beklediğinde rengarenk kanatlı güzel bir kelebeğe dönüşüyor. Sümbül soğanı da kış boyunca bekleyip baharda mis kokulu sümbüle dönüşüyor. Her şey bir sırayla ilerliyor. Dünya ne güzel bir düzende yaratılmış değil mi kızım? Tomurcuk babasıyla sümbül soğanlarını toprağa dikip sulamış. Sonra birlikte eve dönmüşler ama aklı soğandaymış. O da sabırla ilk baharı bekleyecekmiş ama Aklında birçok soru varmış. Baba, ektiğimiz soğanlar baharda çıkınca acaba ne renk olacaklar? Çiçekleri büyük mü yoksa küçük mü? Nasıl kokacak? Çok merak ediyorum. Bu soruların cevabını sabırla bekleyip göreceğiz yavrum. Eğer biz üzerimize düşeni yaparsak, vakti geldiğinde soğanın suyunu ve gübresini verirsek çok daha güçlü ve güzel bir çiçek olacaktır. Tomurcuk duyduklarına çok sevinmiş. Sonra ders çalışmış, arkadaşlarıyla oyunlar oynamış, uyumuş. Arada da diktiği sümbül soğanını kontrol etmiş. Baba, daha bahar gelmedi mi? Ne zaman çıkacak bu sümbül? Babası gülümsemiş. Sabırlı olmalısın. Bak sabırlı oldum. Hala bahar gelmedi mi? Günler geçmiş, karlar erimiş. Bütün tabiat uyanmaya, ağaçlar çiçek açmaya başlamış. Küçük soğan da minik yeşil yapraklarını topraktan çıkarmış. Artık onun için güzel bir sümbül olma zamanıymış. Tomurcuk ve babası topraktan çıkan sümbülleri sulamışlar. Tomurcuğun diktiği küçük soğan, kocaman çiçekli, güzel kokulu, pembe bir sümbül olmuş. Sabredince bahar geliyor, güzel şeyler oluyormuş. <laughs>